arkadaşımız sokağa çıktı ve maske takmayan kişilere veya maskesini aşağıda tutan kişilere neden maskenizi burada tutuyorsunuz veya neden maskeyi takmıyorsunuz diye sordu. Bakalım ne cevaplar almış bir görelim. Önce Çin'de duyulmaya başladı, ardından Türkiye'ye, komşu ülkelerde. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Mart ayı başında Türkiye'yi çembere aldı. İlk vakayla birlikte milyonlarca insan evlerine geri döndü. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yaş sınırlamaları, virüsle gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları. Dünya gibi Türkiye'de yeni normale kadar zor günler geçirdi. Peki tüm bu yaşananlar ne işe yaradı? Yeni normalle birlikte açılan alışveriş merkezleri, kuaförler, organize edilen kınalar, nişanlar, düğünler. Tüm bu emekleri yavaş yavaş yok etmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 900'lere düşmüşken tekrar ne yazık ki 1300'lere çıkmaya başladı. Amcacığım maskeniz niye çenenizde? Korkmuyor musunuz? Koronavirüs var. Korkuyorum evet. Hala maskenizi takmadınız. Şu an takacağım. Niye maskeniz çenenizde? Ben maskeyi sürekli takıyorum. Şurada indirdim daha. Allah. İnan ki. Peki oradan buraya korona geldi. 10 sefer ellerimi yıkarım, yaparım. Ama şurada böyle çıkardım. Şuraya kadar bir nefes alayım. Böyle insanlardan da uzak geçiyordum. Ama böyle yapmak en güzeli. Nefes alabiliyor musunuz böyle maskeyle? Maskeyle zor alıyorum ama alıyorum. Peki niye indirmiştiniz maskeyi? Unuttuğum için. Nefes almak zorundayız çünkü bunaltıyor. Kimi ise hastanelerde nefes alamayanları iyileştirmek için ter döktü, nefessiz kaldı. Oysa maskeyle nefes almak, entübasyon ekipmanıyla nefes almaktan daha kolaydı. Koronavirüs tedbirlere uymayanlara, bana bir şey olmaz diyenlere pusu kuruyor. Maskem yok. Neden yok? Getirmedim kendimle. Neden takmadın? Sıkıldım. Baskına geldik. Kızlar maskeler nerede? Burada hemen şöyle yapayım. Niye çıktı? Fotoğraf çekiyorduk o yüzden. Maskeniz niye çenenizde? Kusura bakma, şimdi incir yiyecektim, kusura bakma. Neden maskeler aşağıda? Gençlere bir şey olmaz diye mi? Hayır, yok. Zaten şurada bizi gördünüz, yani orada su içtik, sonra inip de yürürken de unutuyorsun bazen, oluyor öyle. Koronavirüs, yaş, kan grubu veya cinsiyet ayırt etmeksizin herkesi tehdit ediyor. Virüsle mücadele için doktorların önerilerini göz ardı etmemek gerek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dediği gibi koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değil. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum. Öyle güzel toparlamış ki aslında Melis. Öyle güzel aktarmış ki söylemek istediklerimizi. Reddetme nedenlerini hep duydunuz değil mi? Nefes evet. Alamıyorum diyor. Biraz tabii böyle hani bir çocuksu, hafif ergen ruh haliyle insanlar tepki veriyor.